Poppy Playtime Chapter 1'de yer alan mektuptaki yazım yanlışını yazan kişi bir çocuk. Yetimlerden biri olabilir. Aynı zamanda havalandırma bölümünde kapıları açıp kapatan, bize yardım eden biri olduğunu düşünüyorum. Her hareketimiz izleniyor. Ama bizi olumlu yönde izleyen biri daha var. Tek başımıza bu fabrikadan sağ çıkmamız imkansız. Yetimlerden birisi bize yardım edebilir ama bu oyuncak mı olur, insan mı olur bilemiyorum. Belki bu tür kötü niyetli deneylerden kurtulmuş birisi olabilir. Yani bir insan. Ama şu an düşündüğüm tek şey, fabrikada Poppy, Huggy Wuggy, Mommy Long Legs, diğer oyuncaklar ve bizim dışımızda bir kişi daha olduğunu düşünüyorum. Bize oyunun başında çiçeği bul deniliyor. Ama o kapıya geldiğimizde içeriye girmememiz için bizlere uyarılar veriliyor. Stella'nın iş görüşmesindeki konuşmalarına baktığımız zaman ruh sağlığı çok iyi bir gibi görünmüyor ki burada baktığımız zaman imla hatalarını görüyoruz. Yani bu imla hatasını yapabilecek birisi varsa son kasetteki konuşmasına bakarsak Stella bunu yapabilir. Aynı zamanda yetimlerden birisi de olabilir. Yani okuması yazması tam gelişmemiş birisi de olabilir. Poppy Playtime Chapter 1 çıktıktan sonra herkes Poppy'yi kurtarmak için elinden gelen çabayı gösterdi. Fakat daha sonra bir şeyler oldu. Poppy iyi, Poppy kötü diye dünya çapında oyun severler adeta ikiye ayrıldı. Fakat şunu söylemeliyim. Poppy iyi diyenlerin sayısı her geçen gün azalıyor. Hem konuşma tarzı hem de bize karşı fragmandaki tutumu bunu adeta destekliyor. Elde teoriler var. Hatta yüzlerce, binlerce, on binlerce teori. Teorilerin özelliği ise kesinliği belli değil, öyle değil mi? Sonuç olarak ne olacağını bilmiyoruz. Ama ben kendimce bir teorim üzerinde tamamım. Yani bence budur. Bu teorimin arkasındayım ve böyle olacağını düşünüyorum. Sonuna kadar da bu fikrimi devam ettireceğim. Yanılırsam güzel bir sürpriz olur. Ama yanılmazsam daha büyük sürprizler olur. Bakın sürprizler diyorum, sürpriz değil. Birçok şey olacaktır. Mommy Long Legs. Düz mantık Mommy Long Legs üzerinden bir gidelim sizlerle. Şüphesiz Huggy Wuggy'den daha büyük bir düşman olacak bize. Tabii düşman olursa. Bu da bir teori zaten. Ben genelde bu tarz korku ve gizem oyunlarında kendime genel olarak korku filmlerini referans alırım. Evinde de korku gerilim filmi koleksiyonu olan birisi olarak senaryonun nereye bağlanacağını bilirim. Yani az çok nokta isabet tahmin edebilirim. Bilirim demek çok doğru olmaz ama az çok dediğim gibi nokta tahminlerle isabet tutturabilirim. Bu tarz korku gerilim filmlerinde genelde klasikleşmiş sahneler olur. Örneğin bize bir düşman olan yaratık zor durumda kalır ve biz ona o zor durumdayken yardım ederiz. Ondan kaçarken ona yardım ederiz. O da ona yardım ettiğimiz için teşekkür amacıyla bizim tarafımıza geçer. Sonuna kadar bize yardım eder. Mommy Long Legs. Bence Poppy'nin yönlendirdiği masumlardan birisi. Tabii fragmanda masum gibi görünmüyor. Oldukça korkutucu gelebilir ama dedim ya bunlar bir teori. Ve korku filmlerinde genelde bu tarz sahneler klasikleşmiş sahnelerdir. Bu sadece bir düşünce ve olası bir durumdur. Geliştiriciler ikinci bölümün daha uzun ve gizemler açısından daha derin olacağını söyledi. Yani ters köşelere hazır olmak gerekir. Filmlerden gidiyoruz ya, hadi yine filmlerden devam edelim. Başrol kahramanımıza bir görev verilir. O görevi yapması istenir. İlk baktığımız an kahramanımız dahil kara kara düşünür. Bir görev ve yapılması imkansız bir görev ona verilmiştir aslında. Film boyunca bu görev yolunda ona yardım eden kişiler mutlaka çıkar. Tek başına bunu başarması zaten imkansızdır. İşte bu yolda bize yardım eden birisi mutlaka çıkacaktır. Mommy Long Legs olur, başkası olur, orasını ben bilemem. Belki fabrikada çalışanlardan başka biri veya video başında da söyledim ya, orada kurtulmuş yetimlerden biri. Belki kurtulmadı, o da oyuncağa dönüştü ama sonuç olarak bize yardım eden birisi. Poppy bize yardım edecek, evet muhtemelen yönlendirecek ama bu yönlendirme olumlu yönde olmayacaktır. Bu birçok kesim tarafından düşünülüyor. Hatta daha önce %50-%50 bir oranı vardı Poppy iyi ve Poppy kötü diyenler. Ama şu an Poppy kötü diyenlerin sayısı %70'lere yükselmiş durumda. Belki burada da ters köşe olabiliriz. Çünkü çoğunluğu yanıltmak daha olumlu bir geri dönüş olur diye düşünüyorum. Bu arada Poppy Playtime Chapter 1 başında yer alan not ile ilgili başka bir teori var. Teori mantıklı görünüyor. Biz bu zamana kadar birçok teoride sizlerle beraber ilerlediğimiz için bu konuda da yorumlarınızı merakla bekliyor olacağım. Notta 10 yıl önce burada olan birisinden bahsediyor. Fakat tarih yazmıyor. Ama bu not ne zaman yazıldı? O zaman şu an fabrikada kötü diye düşündüğümüz Poppy'nin radarına girmek istemeyen birisi var. Yani gizliden bize yardım eden.
yani o çiçeği bul şeklinde bizi yönlendiren ve oradan Poppy'ye ulaşmamızı sağlayan birisi. Playtime Co. fabrikasını izlediğimiz bir kamera var biliyorsunuz ki. O kamera neyin nesi öyle değil mi? Acaba bizi izleyen birisi oradan mı izliyor? Ben mutlaka yetimlerden birisinin çıkacağını ve bize yardım edeceğini düşünüyorum. Tabii ki bu yetim de olmayabilir, herhangi farklı birisi de olabilir ama mutlaka ama mutlaka birisi bize yardım edecektir. Aslında arkadaşımızın söylediği teori bizim önceki teorilerimizi destekliyor. Yani tek başımıza bu görevi yapmamız imkansız ki zaten ikinci bölümde sürekli bir kaçış halindeyiz. Fragmandan bunu görebiliyoruz. Hadi diyelim Poppy bizi iyi yönde yönlendiriyor. Fakat bu yeterli olabilir mi? Yeterli olabileceğini çok zannetmiyorum. Yani Poppy bizi gerçekten iyi anlamda yönlendirirse belki yetebilir ama o konuda da çok emin değiliz. Bize gerçekten ama gerçekten yardım edebilecek başka birisi olmalı. Çünkü Poppy'nin sesi, konuşması bize hiç de güven vermiyor. Poppy Playtime Chapter 2 için 3 haftalık bir süreye ihtiyaç olduğunu söylemişlerdi. Geliştiriciler bunu Discord sunucusu üzerinden açıkladılar. 1 hafta PC versiyonu için, 2 haftada mobil versiyonu için bir süreye ihtiyaç var. Arkadaşlarımız bunu şu şekilde anladılar. 2 hafta sonra oyun çıkacak anlamında. Yalnız burada konu bu şekilde değil arkadaşlar. 1 haftalık eksiklik PC versiyonu için, ondan sonra 2 haftalık bir sürede mobil versiyonu için. Yani 3 haftalık bir süre. Geliştiriciler burada bence çok mantıklı ve doğru bir karar yapıyorlar. Poppy Playtime'ın hem mobil versiyonunu hem PC versiyonunu aynı anda sürmeye çalışıyorlar. Ben buradan bunu anlıyorum. Çünkü ilk bölümde PC versiyonu önce çıkmış, aylar sonra mobil versiyonu çıkmıştı. Bu da biraz heyecanı kaçırmıştı mobilciler için. Yani 3 hafta olmadan gelmeyecek arkadaşlar. Yani 1 hafta sonra PC bitti diye hemen yayınlanacak diye bir şey yok. Benim anladığım kadarıyla burada PC versiyonu ve mobil versiyonu aynı anda duyurulacak. Aynı zamanda dün Poppy Playtime'da öyle bir fotoğraf paylaşıldı ki gerçekten ama gerçekten bu fotoğrafla alakalı bomba teorilerim var. Normalde bugün paylaşacaktım ama cumartesi günü sizleri şaşkınlıktan hayrete düşürecek bir video geliyor. Yani bu fotoğraf aslında Chapter 2'nin ana mesajını veriyor. Poppy iyi mi kötü mü onu gösteriyor. Mommy Longlegs iyi mi kötü mü onun hakkında çok büyük mesajlar veriyor. Cumartesiyi bekleyin. Gizemlerin gözcüsü suda.